Gide gide en sonunda öz vatanımıza kadar geldik. Yani nasıl ya? Bugüne kadar dolaştığımız yerler bizim öz vatanımız değil miydi? Kayseri öz vatandayız. İddiaya göre Türkiye haritasını alıyorsunuz, ikiye katlıyorsunuz. Ondan sonra öbür yönünü, yani en yukarıdan aşağı, yandan, sağdan, soldan, üstten, alttan tam katladığınızda en orta noktaya Kayseri öz vatanın geldiği iddia ediliyor. Denemesi sizden, öz vatanı gezmesi ve size göstermesi bizden. Öz vatandayız. Zaten öz vatandayız da bu kelli Kayseri öz vatandayız. Ve bu manzaraya ben Allah derim. Kolay gelsin. Cümleden. Nasılsınız? İyiyim ben de. Ben teşekkür ederim. Hijyen önemli midir? Tabii ki ne? Önemlidir. Gel gör ki köylük yerde bu eldivenlerin işi nedir? Hanım, hu. Tavuk nedir yapacak. Bu nedir efendim eldiven? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Tavuğunu yapacağız. Tavuğunuzu yapınız. Ayrı evet. Bir şey de. İsminizi bağışlar mısınız? Bağışlarım Zahide Köslü. Zahide Hanım efendiciğim. Evet. Umumiyetle yemekleri eldivenle mi yaparsınız? Tabii. Yani ne zaman yemek yapsanız eldiven mi takarsınız tabii, siz Zahide takarız, Hanım? Tabii takarız. Ne zamandan beri? Ne zaman? Ta güçlüğüne bu yanda alıştık. Küçüklükten beri? Tabii. Eldiven var mıydı o zaman? Var yoktu da mecbur. Bu da neredeyim? Eldiven takma sebebiniz nedir Zahide Hanım efendim? Mikrop olur. Olmaz ki. Bunlar olmaz. Hiç olur mu? Olmaz. Hijyen olsun diye. Tabii. Yaş kaç ayıptır sorması? Var. Biraz var. Tabii. Ama alenen söylemek istemiyorsunuz tabii, anladım. Tabii. Hanımlar yaşını saklarlar. Kayserili misiniz? Yok, öz vatan. Öz vatan. Öz vatan. Evet. Buraya nereden gelmişsiniz? Annem başka köyde geldi yani. Allah kolaylık versin. Amin sana da. Ne yaptınız siz affedersiniz? Tavuk yaptık. Tavuk mu? Evet. Bu mu? Evet. Tavuk, üstüne tavuk koyacağım. Ha, yoksa buna tavuk diye iddia ediyorsanız ben size hatırlatayım. Bu kurumuş. Evet, kurumuşsa ben su atacağım üstünde. Tavuk suyunu atacağım. Ne yemeği bu? Kayseri yemeği. Evet tabii. Kayseri yemeği. Allah kolaylık versin. Amin. Efendim kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ya ne yapsak? Çekimden çıkıp hepsine birer yumulsak ondan sonra mı devam etsek? Ben zorlanıyorum. Ben... Hadi seni yine görmez kimse de hani biz alenen. Tadına bakmadan da direkt şey yapamıyorsun ki ya. Bunun ismi nedir? Börek bu. Yoğurtlu börek. Petanik. Börekleri. Petanik. Petanik. Evet. Kayseri yemeği mi bu? Öz vatan, yeni mahalle, Arnavut. Arnavut mu? Evet. Arnavut Macir, musunuz? Macir göçme. Macir mısınız? Hı hı. Macir. Arnavutluktan mı gelmişsiniz? Selanik'ten. Selanik'ten Macir yani. Zekiye. Zekiye Hanım efendim. Selanik muhaciri. Evet Selanik. Ne zaman gelmişsiniz? Vallahi geldiğimizi hiç bilmiyorum ne zaman geldiğimizi de. Burada mı doğdunuz büyüdünüz? Burada doğdum. Bu Arnavut böreği mi? Evet Arnavut muhaciri. Onlar da muhacir zaten evet. Yani aynıyız. Yoğurtlu börek nasıl yapılıyor? Evet şimdi yoğurdu çarpıyoruz. İçerisine yağ, yumurta falan onunla döşüyoruz. İlk önce hamurunu yoğurup bez alıp yufka açıyoruz güzelce tek tek. Onu tekrar pişiriyoruz kapağın üzerinde ikişer kat. Açıyoruz. Açtıktan sonra tek tek bunu döşüyoruz yumurtasıyla, yağsıyla. Bayağı meşakkatli bir şey bu. Tabii ki. Sever mi adamlar? Artık herkesin zevkine bağlı.
Tabii ki seven de olur, belki sevmeyen biz de olur. Biz kendi zevkimize bir bakalım. Evet. Buyurun. Buyurun, çatalı. Siz buyurun. Ne çatalı? Çatalımız yok, elimizle. Buyurun. Of of, kandilli yazmayı kaldır yüzümden. Vay güzel. Beğenmeyen var mı böreği? Bilmiyorum artık, beğenmeyen var mı? Onu yeseler ondan sonra yani. Bugüne kadar çıktı mı beğenmeyen? Bilmiyorum, duymadım. Çıkmaz gibi geliyor bana da, bir daha bir bakmak lazım tabii. Yemeden kimse bir şey bilmez. Sen de yemeden bilemezsin. Bulsak sürekli. Sadece bunu muhacirler mi yapar? Gerçek muhacirler yapar. Lan börekçiler, mörekçiler. Selanik göçmenleri artık bilemiyorum. Yani bizler buralarda bizler yapıyoruz. Buyur. Sizin böreğiniz nedir efendim? Bizim böreğimiz de aynısı. Var mı çoluk çocuk? İki tane oğlumuz var Almanya'da. İki kız var Ankara'da. Şimdi biz tek yalnızız burada. Adam vardı, adam da adam gidince. Adam öldü, iki ay oldu. İki kumalıyız biz. Kuma nerede? Dışarıda, çıkarttılar dışarıya. İyi etmişler, sen zamanında yapacaktın onu. Ne bileyim. Senin yapamadığını biz yapmışız işte. İsmi nedir kumanızın? Nadire Demir. Nadire Demir hanımefendi. Alalım kendisini içeri. Akkuş hanımefendi ve Nadire hanımefendi sizi... Yan yana görmek yan ne yana. Büyük saadet idi. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sağ ol, aynı anda ederim. İki hanıma birden beyi için başınız sağ olsun. Ancak dostlar sağ olsun. Sağ sen ol. De sağ ol. Ama pek de öyle ağıt yakmış bir halleriniz de yok sizin anladığım kadarıyla. Ayıplarlar ağıt yakma. Biz çok ağlamayız. Öyle ağıt yakılmaz mı sizde? Ya, usulca ağladık. Öyle ağıtlan yapmadık. Yoksa size kalsa? Bilmeyiz biz ağıt yapmayı. Ölenin arkasından pek üzülmez misiniz? Ya da üzülürsün de hani pek öyle ağlama kınarlar mı? He, avratlar kınarlar. Kocasına çok ağladı diye öyle gözümüzün yaşı aktı durdu. Kızlar ondan ağladı. Sonra böyle gitti adam biraz ağladık. O da gitti. O da rahmetli oldu gitti. Biraz da rahat edeceksiniz artık. Yok, olmaz rahat herif adam gittikten sonra. Dırdır yok. Yok biz dırdır yapmadık hiç. Siz kaç yıllık evliyken Nadire Hanım geldi? 9 seneydim ben. Evliydiniz. Çocuğunuz olmuyor olmadı. Diye. Siz mi dediniz bir daha evlen diye adama? Ben dedim evlen dedim benden. Doktorlara götürdü olmaz dediler. Mecburiyetten adamı zorla everdin yani. Tabii. Yaktın adamın başını bir daha sen. Yaktım. Ben kendimi yaktım onu da yaktım işte. Yandınız mı? Yok hiçbir şey olmadık. Görücü kim geldi sizin? Kaçtı kaçırdı. Beyimi kaçırdı bu gelmeyeceğiz dedi. Ben kumarasına gitmem dedi. O sonra kaçırdı beyim benim. Kimi daha çok seviyordu rahmetli? Orayı kendi bilir. Bilmeyi söylemedi ki bize hiç. Size diyor hiç, muydu seni daha çok seviyorum hanım diye? Hiç söylemedi. Size dedi mi? Dese de birbirinizin yüzüne söyleyecek haliniz yok tabii. Kol kırılır yen içinde. Kalır. Demedi. Şu şeyin içinde ne var? Testinin içinde. Fasulye. Benim bacım pişirdi onu. Kuru fasulye. Kuru fasulye. Tabii. Ocağa pişirdik. Kuru fasulye. Tabii. İçinde de et var. Sizin bu şimdi ocağın önüne ocağın. Koyuyoruz. Odunda içinde kuru et. Fasulyeyi hiç haşlamadan koyuyoruz. 13-14 saat haşlıyoruz onda. Sadece etin suyunda mı oluyor? Hayır, etin altına koyarız. Üstüne kuru fasulyeyi dökeriz. Suyla o kaynar 4-5 saat kıvamına gelene kadar. Ondan sonra soğan öldürürüz, koyarız. Bu da macir işi mi? Biz Selanikliyiz. Evet. Benim annem de köyün aşçısıydı zaten. Peki kim daha becerikli? İkimiz beraber yaparız işte. Anlaşırız, konuşuruz. Yaparız, pişiririz, yeriz. Öyle işte. En çok hamur işine ben giririm. Ben büyüküm bundan 3-4 yaş. Ben de şey yaparım, getirir götürürüm. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Amin. Etmiş amin. Zaten de hani. Kolay gelsin efendim size de. Hoş geldiniz. Şöyle bir benim oturalım yanım Akkuş Hanım efendinin yanına. Akkuş Hanım'ın yanına gel. Rahmet görsün. Böreğimizden bir tane yeseydin yemedin. Ne demek yemedin? İkram ettin de mi yemedik? Beni korkuttu. Elinize sağlık. Sağ ol. İsminiz? Fatma Göktaş. Annem fırça atacak sonra. Tut yedim tuttu beni.
tuttu uyuttu beni. Ne hayırsız yarimiş gitti. Ciğerimi söktemedikçe az bir şey yaptık canım. Su verin. Bu tavuğun özel bir yani bir özelliği var mı pişirirken? Tenekede pişiyor. Tavuk bir saat süreyle. Özelliği piknikte yeriz. Siz de macir mısınız? Yok ben yerliyim. Kayserilisiniz? Yok buralıyım. Yerlilerdeyim yani. Yerli kızıyım, muhacir geliniyim. Bir muhacire vardınız. Kız evet. Alıp verildi artık evet. Karışıldı. Evet. Edildi. Evet. Memnun musunuz muhacir beyden? Evet çok memnunum. Siz dilinizi kaybettiniz mi hani böyle? Biz yani Selanik'ten gelme, anamız babamız oradan gelme. Biz burada doğmuşuk. Bilmiyorum. Aynı konu. Aynı. Bunlar Arnavut. Biz muhacırız. İnat olur onlar biraz ama. Arnavutlar mı? Hmm. Yok canım. Derler ya Arnavut inadı tuttu diye. Yok bilmem. Tutmuş inadı, varmış adam almış kapmış. Kaçırtmış kendini. Efendim? Senin gibi yakışıklıydı onun için kaçtım. Senin dilin var ya. Durun durun burada tavuk yemede en güzel usul bence yine nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Erol Taş. Yok yok Erol Taş tekniği. Daha yemedim canım. Nasıl yapıyorsunuz bir daha söyleyin size Zahmet. Tenekede yanında ateş yanıyor. Tenekenin içinde pişiriyoruz. Pikniklerde yaparız özellikle. Gelen misafirlerimize de ikram ederiz. Allah razı olsun. Vallahi elimize sağlık. Afiyet olsun. Hakikaten lafın gelişi söylemiyorum. Başına vardım gülleri çoktur. Göl başına vardım gülleri çoktur. Affedersin hadi. İç oldu suç oldu kalk gayri. Ne oldu neyin battı? Ne oldu neden rahatsız oldun? Sen buraya konuşmaya geldin, instrumenta yemeye mi geldin? Bizim derdimiz anlamaya geldin sen buraya. Biraz öyle de yani boş bulundum öyle. Haklısın. Affedersiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bakışırız yani. Problem değil. Kolay gelsin. Sağ ol. Anneciğim isminizi bağışlar mısınız? Fazile Demir. Fazile Hanım efendiciğim. Bu ne tatlısı? Mısır unu tatlısı. Mısır unu mu? Evet. Mısır unundan tatlı olur. Olur tabii de yani olur. Yaptığınıza göre. Evet. İsmi ne bunun? Kurabiye. Kurabiye mi? Evet. Ama üzerine siz bunun şırasını dökmediniz mi? Döktük. Kurabiye biraz daha kuru olmaz mı? Olmaz. Bu böyle olur. Macir kurabiyesi bu mudur evet. Yani? Şu şeyi anlatır mısınız kapamayı? Kapamayı soğan kavururuz güzelce. Şeyle karıştırırız. Pirinçle. Onu döşeriz. Üzerine etini döşeriz. Et kuzu mu olacak illa? Mat olur. Büyük hayvan. Tepside tepsi fındıklar. Ayşe de veli agamı sayırlar. Tepside tepsi fındıklar. Bu muhacir böreği değil herhalde. Yok. Öyle kete yaptım. Aşma kete. İçine yağ sürdüm. O benim değil. Bu benimki. Herkes bunu yemeğine bir şekilde sahip çıkıyor. Ne oluyor efendim bu keten? Bunu güzel sütüne yoğuruyorum. Açıyorum. Hamuru mu sütle? Evet. Suyla değil. Mayalıyorum yok. Sade sütüne yoğuruyorum. Mayalıyorum. Onu kabardık sonra açıyorum. Açtık sonra yağ gezdiriyorum. Yağ sürüyorum. Ondan sonra kıvırıyorum. Yapıyorum. Üstüne de yumurta sürüyorum. Şöyle otuyla. Öyle oluyor. Bir baksaydık be ablam be. Az bir şey koparıp şöyle. Soğudu daha soğumaz her dakikalı diye. Sabahları mı bu? Kahvaltılık mı? Sabah kahvaltısına yiyin o zaman yiyin. Desti içinde pekmez. Bu pekmez bize yetmez. Desti içinde pekmez. Bu pekmez bize yetmez. Bizim köyümüz. Siz bu kadar yemeklerin arasında nasıl yemeden duruyorsunuz. Durmadığımız halde bu kiloyu alıyor. Dursak, yesek ne yapacağız? Daha bu sizin evet. Rejimdeki haliniz öyle mi? Yok rejim değil de. Biraz tutuyoruz yani. Her ihtimale karşı. Sen maşallah yiyorsun ama almıyorsun.
Bazı insan da yemeyerek almıyor. Alıyor demek. Şey denir yani, su içsem yarıyor. Yok yok, o yalan. Yok değil mi öyle bir şey? Yok. Boğazını tutamazsan kilonu alırsın. Bu kiloyu da alırsın yani haliyle. Yani siz bu kiloyu kilolu yani, demek istemiyorum hani böyle. Kilo kilo. Diyeyim yani. Diyebiliriz yani. Bu kiloyu boğaza borçlusunuz. Tabii tabii. Boğaz anladığımız kadarıyla çift karbüratör. Gidiyor, çalışıyor tarlalarda. Bahta, bahçede. Çalışıyor. Acık yok. Geliyor ahaliyle fazla yiyor. Bu kiloyu alıyor. Hanımın bir tanesi bir gözü görmeyen bir adamla evlenmiş. Adam her gece eve gelirken eli boş gelmiyormuş. Bir hediye getiriyormuş. Seneler sonra bir gün adam eve hediyesiz gelmiş. Karısı dönmüş adama bakmış, demiş ki aa senin bir gözün kör müydü yahu demiş. Sizinki o hesap olmaz inşallah. Hani, yok yok. Günün birinde adam dönüp ya hanım sen kiloluymuşsun ya demez. Yok demez. Kendi zayıf zaten. Ben kilolu. Ayrıca diyemez. Oluşum, diyemez. Oluşum da yok, bu. Yok diyemez. Şu elin tersi. Yok yok. Bu ne tatlısı? Bu böyle kıvrım tatlı. Kıvrım. Kıvrım tatlı. Kırışık dediğimiz. Kırıştırıyorum ben bunu en önce. Bir ütü bassak. Daha güzel olur. Ütü bassak. Tabii. Buyur. Yanık kısmından şöyle. Şuradan? Yanık yanık kısmından. Öyle mi? Hmm. Daha mı çok seviyorsun onu? Vallahi bilmiyorum yani. Sanki. Yarıdan be. Yarıdan be. Hayır hayır karışma. Nasıl alacaksın? Kendini götürürken iyi. Biz yerken yarıdan bölsün. Oldu mu? Evde biraz sert misiniz? Yok. Tatlı. Yok. İyi. Kavga mı oldu? Ne yapacağım? Kavgaya ne yapacağım? Ara sıra gürlemez mi adam? Hayır. Sıkıysa? Ya hayır sıkıysa değil. Niye gürlesin? Isırmasan o sana şey. Evde kavgayı önlemenin metodu sabır. Sabır değil. Az önce ağzınızdan kaçırdınız. Siz adamı ısırmazsanız adam sizi ısırmaz. Adam da sizi ısırmaz. Doğru. Bu bir Kayseri atasözü. Doğru. Sen adamı ısırma. Yalan mı? Canım hafif siz çayı da söyleyeyim ben sana. Kameranın arkasında neler olmuyor ki kameranın arkasında? Açık hava restoranına dön. Teşekkür ederim. Piştin mi börek? Pişti de yedim. Ah, çok da yediniz. Esasında bu böreğin nasıl yapıldığını ve hazır halini hazırlamışlar. Hazır halini göstermek isterdik fakat gel gör ki biraz ucundan bucundan böyle az bir şey kıyısından. O tatlılara falan hepsine girme canım. Börek dedik böreği göster Mehmet. İşte şu kadar koca tepsiden ben biraz tırtıkladım. Onu bırakalım annem. Büyük tepsiyi gösteririz şimdi. Yok yok o pişiyor ya şimdi. İşte piştiğini kestik yedik. Yedik mi? Tabii. Bu şuradaki. Orada bir şey yok. Şuradan pişirdik bak. Burada aslında koca tepsi börek vardı. He, pişirdim. Mehmet bir ara dedi ki ya bir çay molası verelim dedi. Verdik şimdi. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Ben dedim ki o tepsiden dedim biraz tadına bakayım dedim. İşte az önce gördüğünüz tabaktaki o tepeleme şey kaldı. Koca bir tepsiydi. Çok arzu ederdik. Yani nasıl olduğunu göstermiyor ama işte teknik imkansızlıklar sebebiyle bunu biz size gösteremeyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.